Evet sevgili Kanal T izleyicileri, gazete kaldığı yerden devam ediyor. Programımızın ikinci bölümünde Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ile ekonomiyi konuşacağız. Hoş geldiniz Sayın Deniz. Çok teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Nasılsınız efendim? Allah'a şükürler olsun. Şu an itibariyle iyiyiz. İyiyiz ama mühim olan tabii toplumumuzun iyi olması, moralimizin iyi olması ve bu süreçten birlik beraberlik içerisinde moralimizi de bozmadan çıkabilmeyi başarabilmemiz. Evet efendim, ekonomiyle ilgili konuşacak çok şey var ama onun öncesinde sosyal sorumluluk projelerine de imza atıyorsunuz, yardımlarda da bulunuyorsunuz. Dün Surlar içinde Kafeste Mahallesi'ne yardımda bulundunuz. Artı Sağlık Bakanlığı'na ekipman yardımında bulundunuz. Bunlarla ilgili neler söylemek istersiniz kısaca? Evet, tabii ki Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak her ne kadar bizim üyelerimiz ticaret yapan kesimse, özel sektörse, biz biz kendimizi bir kamu kuruluşu gibi görmekteyiz ve topluma karşı da sorumluluklarımız olduğunun bilincindeyiz. Dolayısıyla Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak ilk günden kampanyamızı başlattık. Gerekli izinleri kaymakamlığımızdan da alarak bir yardım kampanyası başlattık iş dünyasına yönelik ve odamız da kendi kaynaklarından 1 milyon TL bir bütçe ayırdı evet. Bu iş için. Ve bu parasal toplanacak olan parayı biz para olarak teslim etmek yerine ihtiyaç duyulan malzemeleri almayı kendimize hedef koyduk. Ve Sağlık Bakanlığı ile yaptığımız görüşmeler sonucunda onların ihtiyaç duyacağı ekipman ve özellikle bu test kitlerinden bulabildiğimiz ölçüde, çünkü bunların bulunması da şu anda çok bir, zor. Zor da bunları yaptık. İlk etapta işte 2500 tane hızlı test, bir 40 paket ki bu 40 pakette 4000'e geliyor diğer PCR testten bakanlığımıza teslim ettik. Ayrıca bu solunum cihazlarının ekranlarından 20 tane ihtiyaçları vardı. Onları sağladık. Tabii ki bir de bizim esas başlatma solunum cihazı alma yönündeydi bu evet. Şeyimizi. Onlar için de bizim 8 adet solunum cihazımız siparişli. Bekliyoruz onların da gelmesini. Evet, yani bu dönemde o biraz gerçekten sıkıntılı bir malzeme. Çünkü bakıyorsunuz dünyada çeşitli ülkeler birbirlerinin solunum cihazlarına el koyar duruma geldi ki inşallah bunları da getirebilirsiniz. Kıbrıs Türk halkının hizmetine sağlık alanında sunabilirsiniz tabii, diye. Muhakkak ki gelecektir. Biraz zaman alıyor bunların gelmesi ama gelecektir. Şu anda tabii sevindirici bir olay var ki yatay olarak süre gelmekte bu virüs ülkemizde. Herhangi bir pik yapma olayı şu ana kadar görülmedi. Zaten biliyorsunuz ki bu salgındaki izole amacı insanların bir anda bu hastalığa geçirmemeleri, bir anda bu virüsün yaygınlaşmaması ki hiçbir ülkenin, yalnız biz Kuzey Kıbrıs evet. Türk Cumhuriyeti'ne has bir durum değil, bunu gördük diğer gelişmiş ülkelerde, Amerika'sı olsun, Fransa'sı olsun, İtalya'sı olsun, İspanya'sı olsun, İngiltere'si olsun, hiçbir ülkenin mevcut sağlık sistemi bu kadar yoğun şekildeki bir acil duruma hizmet edecek durumda değildir. Ve bu can kayıplarının da yüksek oranda olması sağlık ekipmanlarının tabii ki yetersizliğinden kaynaklanıyor. Dolayısıyla biz de ülkemizde en azından böyle bir durumla karşı karşıya kaldığımız zaman yeterli ekipmanımızın bulunmasını arzulamıştık. O hedefle zaten kampanyamızı başlatmıştık ki bu salgın işte pik yapacak olursa, yaygınlaşacak olursa sağlık olarak da bunlara cevap verebilelim. Evet. Göz göre göre kaybetmeyelim halkımızı. İnşallah yardımlarınız artarak devam eder diyelim bizler de. Peki efendim, ekonomiye geçecek olursak ekonomik paket açıklandı. Hemen akabinden de çek ve takaslarla ilgili bir açıklama daha geldi. Bakanlar kullanmış olduğu karar vardı. Siz bu iki kararı nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Şimdi şöyle, biz genelde alınan kararları gayet olumlu değerlendiriyoruz. Çünkü bu kapanma, yani 12 Mart'tan itibaren Başbakan'la ve diğer bakanlıklarımızla
çok yoğun bir mesai yaptık. Ya, hemen hemen her gün, günde bir veya en az iki kere toplantı yaptık. Önerilerimizi, görüşlerimizi paylaştık. Şöyle diyebilirim. Ben mesela en basit bir örnek şey yapmak istiyorum. Tabii. Vermek istiyorum burada. Bu bizim Ticaret Odası'nın 13 Mart'tan bugüne kadar 58 sayfa yapmış olduğumuz faaliyet raporumuzdur. Evet. Yani bugün derneklerin, odaların genel kurullarına gidersiniz. 2 senelik, 4 senelik size 5 sayfa, 10 sayfa veya 20 sayfa bir faaliyet raporu verirler. Bu bizim 58 sayfa yaptığımız çalışmalar. 13 Mart'tan bugüne gelene kadar. Yani bir ay bile bir sürede evet. olmayan bir çalışmadır. Tabii ki biz bunu değerlendirdiğimiz zaman Ticaret Odası olarak tabii ki şunu açıkça ifade etmek istiyorum. Yani herkes şunu bilecek. Biz özellikle Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak önce sağlıktır bizim ajandamızda. Birinci önceliğimiz evet. toplumumuzun sağlığıdır. Dolayısıyla bu sağlıkta yapılması gerekenlere hükümetin almış olduğu kararları da destekliyoruz bu konuda almış olduklarını ve bütün üyelerimiz de bu kararlara saygı göstermiştir. Dükkanlarını kapatmıştır. İzole olmuştur. Evinde kalmıştır. Yani ekmek kapısını kapatmıştır tereddütsüz olarak. Çünkü önce sağlık diyoruz ve bunu herkese de tavsiye ediyoruz. Yani evde kal, güvende kal. Bu süreci sağlıklı olarak geçirelim. İkinci önceliğimiz Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak bu süreçte kimsenin aç kalmaması. Aç insan kalmasın diyoruz. Evet. Dolayısıyla iş dünyasına çağrıda bulunuyoruz. Bu süreçte işçilerinize sahip çıkın. Tabii ki önce kendisi, ailesi ve bunun yanında iş sahiplerinin bir sorumluluğu da yanında çalıştırdığı emekçileri. Yani bu insanlara hiç bunun ırkını, milliyetini, cinsiyetini ayrım yapmadan herkese eşit olarak bu süreçte elinden geldiği kadar yardımcı olmasın. Bunları yaptıktan sonra üçüncü olarak da tabii ki hayatımızı idame ettirmemiz açısından bundan sonraki süreçteki her şey ekonomiye bağlıdır biliyorsunuz. Sonuçta her şey geliyor, ekonomide düğümleniyor. Ekonomimizin en az zararla bu süreci atlatabilmesi ve bu süreç sonunda da ekonomimizi nasıl yeniden bu çarklarını döndüreceğiz konusunda odamız yoğun bir çalışma temposu içerisindedir. Öncelikle hükümetimizin almış olduğu birinci pakette biz bu pakete destek verdik. Hemen hemen tüm istediklerimiz %100 olmasa bile çoğunluk olarak önerilerimize cevap verildi. Ve şu takdir edildi ki ilk defa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir hükümet edenler özel sektör çalışanlarını da düşündü. Bakınız. Evet. Bugüne kadar çünkü hükümetlerimizin asli görevi, hükümet edenlerin asli görevi sadece ve sadece kamu çalışanlarının maaşını vermek yükümlülüğünde oldukları görünümü vardı. Devlet olarak çıkıyor, ben kamudan sorumluyum, kamuya maaşını vereyim, gerisi beni ilgilendirmiyor ki. Bugüne geldiğimizde ve baktığımızda bir de görüyoruz ki gerçekten devletin bir tek yaptığı iş memuruna maaşını ödemek, emeklisine maaşını vermek, ikramiyesini vermek. Ve bunu yaptığı zaman hükümetleri biz başarılı kılıyorduk. Halbuki bu krizde ortaya çıktı ki bir hükümet edenlerin, bir devletin devlet olmasını gerektiren görevleri sadece kamunun maaşlarını vermek yükümlülüğünde değil, bunun yanında birçok hizmeti de vermesi gerektiği. Dolayısıyla bu süreçte kamu özel ayrımı yapmadan toplumun tümüne sahip çıkmasıdır. Devlet o zaman devlet olur. Evet, sosyal devletin gerektiklerinden bir tanesi. Bu. Dolayısıyla bu alınan kararlara hep bakacak olursak biz dedik ki şimdi dükkanlarımızı kapattık. Bu dükkanı kapattık, iş yapmıyor adam. Bir geliri yok. Verilmiş çeki var. Bu çeki ne olacak? Dükkan kirası gelecek ne olacak? Sosyal sigorta ihtiyaç sandığını nasıl ödeyecek? KDV'sini nasıl ödeyecek? Yanındaki personelini nasıl ödeyecek? Elektrik parasını nasıl ödeyecek? Bunlar hep insanın kafasında bir soru ve işine sadık olan, dürüst bir iş insanı bunu ödemekle mükellef olduğunun da bilincinde olduğu için ve ödeyemeyecek bir duruma gireceği için bu kendisinde psikolojik bir sıkıntı yaratacaktır. Yani çaresiz duruma gelecektir. Girmiştir.
Dolayısıyla biz öncelikle işte insanların kafasındaki bu soruları hükümet olarak, hükümetin çıkıp bunları silmesi lazım. Yani biz evde kal, güvende kal diyoruz, sağlığımıza bakalım diyoruz. Herkes özellikle işte aç kalmasın diyoruz ama tabii ki iş dünyasının birçok mali problemleri ortaya çıkacaktır. Ve bunlar insanın yine de sağlığına da zarar verecektir bunları düşünmekle ve çaresizlik içinde olmakla. Dolayısıyla devletin çıkıp bunları rahatlatması lazım ki yapıldı. Ne dendi? İşte Mayıs, Nisan-Mayıs kiralarınızı ödemeyeceksiniz. Bunları ilerideki 6 ayda ödeyeceksiniz. Bunu yaparken sadece iş dünyası için değil, tüm kiralar ötelenmiştir. Yani ev kiraları da ötelenmiştir bu arada. İşte ondan sonra dedik ki işte sosyal sigorta ihtiyaç sandığı. Sosyal sigorta ihtiyaç sandığı Mart, Nisan ve Mayıs ayları için yatırılmayacak. Bunlar hiçbir zaman yani cezalı olarak, cezasız olarak da yatırılmayacak ileride. Bunları devlet karşılıyor. Evet. Rahat olun diyor. Siz yeter ki o işçinize geçinecek kadar bir maaşı vermeye devam edin. Daha sonra yine ne karar aldılar? Dediler ki işte biz özel sektörde çalışanlara da bir maaş vermeyi düşünüyoruz. Bu da bizim için olumlu karşılık. Bu kapalı merkez iş yerleriyle alakalı değil mi? Tabii ki şimdi şudur. Bizim yaptığımız öneri de açık ve nettir. Biz ayrım yapılmasını istemiyoruz. Yani sosyal devlet anlayışından bahsettik biraz önce. Biz dedik ki açık kapalı ayrımı yapılmaksızın. Efendim işte vatandaş ayrımı yapılmaksızın. Herkese bu ödeme yapılsın. İş olarında verilsin. Bu arada tabii ki işte bunun için çalışmalar devam etmektedir. Dört Bakanlığın müsteşarı bir ekip kurdu. Kimlere verilecek, verilemeyecek, ne kadar verilecek, nedir durumları diye bir açıklamalarını bekliyoruz. Bu herhalde ayın 15'ine doğru bu açıklama yapılacak. Bu arada kamu çalışanlarına da bir maaşlarında bir kısıtlamaya gidildi. İşte en düşük maaş 5.500, en yüksek maaş 8.500 diye 5.000 ve 8.500 arasında bir tavan yapıldı. Biz tabii buna biz sıcak bakmıyoruz. Biz Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak kamuda maaş kısıtlamasına sıcak bakmıyoruz. Hele hele yani bu krizi atlattıktan sonra bu 2 ay, 1 ay, 3 ay neyse bunun sonucunda bu maaş kısıtlamasının kesinlikle ortadan kaldırılmasını istiyoruz. Çünkü daralan ekonomimizde, daralacak olan ekonomimizde de ileride böyle maaş kısıtlamaları tasarrufuyla biz ekonomiye daha da köstek oluruz. Çünkü bundan sonraki süreçte bu açıktır ki biz bize kalacağız bunun içinde. Biz bize kalacağımız için ve ekonominin çarklarının dönmesi için bu ekonomiden parayı çekmek, tasarruf etmek değil, devletin buradaki görevi, yani aktör olarak, düzenleyici olarak devletin görevi burada, piyasaya para enjekte etmesidir. Ki bu para enjekte etmeleri için tabii ki alınan kararlar var. Ne var? İşte kredi paketleri açıklanmıştır. Bu da bir nevi ekonomiye para enjekte etmedir. Daralan ekonomide kredi kaynakları kullanılarak o ekonominin ferahlamasına, rahatlamasına bir araç olarak kullanılır bu krediler. Bunun yanında devletin, tabii devletimizin de imkan ve kapasitelerinin bilincindeyiz. Devletimiz işte parayı saklıyor da vermiyor. İşte ben memurdan keseyim de şunu biriktireyim şeyinde değildir. Devletin de düşüncesi bu süreçte benim gelirlerim ekonomiyle eşdeğer olduğu için gelirleri, ekonomik faaliyetler yavaşlayacağından benim gelirlerim de düşecektir. Ben bu ödemelerin altından kalkamayacağım görüşünde kendisini ileriye dönük olarak bütçesini düzenlemeye çalışıyor. Ama bu zaman bütçe düzenleme zamanı değildir. Bu zaman kaynak bulmak, kaynak yaratmak ve bunu ekonomiye enjekte etme zamanıdır. Bir izleyicimiz sormuş. Ben yaklaşık 20 yıllık küçük esnafım ve vergimi sigortamı hiç aksatmadan ödüyorum demiş. Yanımda çalışan yok ve biliyorsunuz ki işverenin ihtiyaç sandığı yatırımı yoktur. Yani her iki ödemeden de yararlanamam. Peki ben bir işveren olarak sigortadan kapalı olduğum günlerin ödenmesini talep edebilir miyim? Hani bilmiyorum uzmanlık alanınıza giriyor mu bu soru? Şimdi tabii ki işverenlerin durumunu biz tam olarak incelemedik. Biz bunu hep yanımızdaki işçilerin durumlarını
izledik. Onlarla ilgili yasal haklarını, sorumluluklarını, işverenin bunları hepsine vakıfım da. İşveren noktasında da şimdi tek başına çalışan bir kişi ve sosyal sigortasını yatırmışsa, bana göre sosyal devlet anlayışı içerisinde ihtiyaç sandığı tabii ki işveren olarak yatırılmıyor. Çünkü kendi işidir. Evet. Çünkü ihtiyaç sandığı bir işçinin işte o ikramiyesidir günün sonunda. Yani o birikiyor orada bir para, biliyorsunuz. Mevduat gibi orada değerleniyor. Ve sonucunda emekli olduğu zaman oradan bir birikim alıyor. Bu da kıdem tazminatı yerine geçer. Bir meblağ emekli ikramiyesi oluyor. İşverenler içinde, bu tek başına çalışanlar içinde ki bizim ülkemizde bizim tespit ettiğimiz 20 bin tane iş sahibi insan vardır. Yani bu şirket sahibi de olabilir, yanında insan çalıştıran da olabilir, tek başına çalışan da olabilir. Yani işveren durumunda, çünkü o da işveren sayılır. Yani bir su tesisatçısı, bir anahtarcı. Evet. Bunlar hep böyle tek başına yürüyen işler. Yani. Evet, kesinlikle. Bunlar da bana göre bu çalışılan dört müsteşarın çalıştığı komitede bu tip iş yerleri de ve yani bu iş yerini çalıştıranlar da muhakkak surette değerlendirilmesi gerekmektedir ve yapılacaktır diye ümit İnşallah ederim. İnşallah Sayın Başkan, gelen bu çağrı sizin aracılığınızla değerlendirme evet, fırsatı bunu biz da tabii, bulunabilir. Bunu da biz gündemimize alıp bu söylemi de yapacağız muhakkak. Evet efendim, bu özele verilecek maaş desteği ile ilgili kısa da bir onunla da görüşlerinizi alalım. Gerçi bahsettiniz ama biraz daha bu konuyu açmak istiyorum. Evet. Çünkü bu konu ciddi anlamda beklenti içerisinde olan insan topluluğu var. Yani sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı değil, diğer taraftan gelmiş de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve 3. Dünya ülke vatandaşları da bu beklentinin içerisinde. Bununla ilgili görüşleriniz neler? Evet, bunlar için biz dediğimiz gibi hiçbir ayrım yapılmaksızın herkes eşit değerlendirilerek herkese verilmesi gerekir. Tabii ki devletimiz şöyle diyor yine, benim kaynağım belli. İşte bu yerel iş gücü istihdamını destekleme fonunda bir para var. Biliyorsun 300 milyon kadar bir para var. Bu paradan diyor ben bunu karşılayacağım. Bu da benim hesaplarıma göre diyor 2 ay yeter. Yani Nisan ve Mayıs ayında bunu tüketeceğim. Bu bize göre bu açıklama kabul edilebilir değil. Çünkü siz eğer bir devletseniz adaletli olacaksınız sosyal devlet anlayışında ve kaynağınız yoksa kaynak yaratacaksınız. Yani bu gerek Türkiye Cumhuriyeti'nden gerek Avrupa Birliği'nden gelecek olan kaynaklar varsa onları da kullanacaksınız. Ama onlar şu anda yoktur, gelmemiştir diye işte kaynağımız yok, ne yapayım, benim elimde bu var, ben ancak şu kadar verebilirim. Olamaz. Oradaki sorumlu olan devlet yetkilileri iç borçlanma yaparak ki bu kaynağımız vardır. Merkez Bankası'ndan da borçlanabilirler. Efendim yerel bankalardan da borçlanabilirler. Bu kaynağı bulmak mecburiyetinde ve sorumluluğundadırlar. Evet. Yani bu mazeretlerini kabul etmiyoruz. Benim kaynağım bu kadar işte şöyle verirsem bunu bir ayda tüketiriz. Yok, bulacaksın kardeşim. Bunu bu süreçte vereceksin. Peki efendim çek ve takaslarla ilgili çıkarılan kanun için neler söyleyeceksin? Çekler için. Evet. Şimdi bu çekler için biz ilk alınan kararı desteklemiştik. Zaten odamızın çalışmalarıyla biliyorsunuz takas da kapatılmıştı ilk olarak. Hı hı. Biz takasın kapatılmasının yanlış olduğunu ve takasın açılması gerektiğini vurguladık. Ve takas açıldı. Takas açıldıktan sonra dedik ki çekleri de işleme alacaksınız. Bu çeklerin süresini uzatacaksınız. Yani 15 günlük, 15 iş günü olan süreyi 30 güne çıkaracaksınız. Ve dolayısıyla bir takvim gününe vurduğumuzda bu 45 güne geliyor. Dolayısıyla bu 45 gün içerisinde bu karşılıksız olan çekler içinde bir kredi paketi hazırlayacaksınız. Karşılığı olmayan çekler için sadece yani. Ve bu düşük faizli krediyi 6 ay ödemesiz, 6 aydan sonra 12 eşit taksitte ödenecek şekilde rahatlaması için o mükellefiyetini bunu uygulamaya koyacağız. Bir baktık. Bu karar alındı. Bir gün sonra ansızın apar topar bu 45 gün 90 güne çıkarıldı ve bu 90 güne çıkarılan düzenlemede açık kapalı iş yerleri ayrımı da yapılmaksızın herkese açık, çekin varsa bir çek yazmışsan bunu 90 gün sallayabilirsin oldu. Dolayısıyla burada tabii ki bu çeklerin ötelenmesi
mağduriyet yaşayan iş insanının, o çekini vermiş, mağazasını kapatmış, o malı satamamış o anda, paraya çevirememiş, bunların rahatlaması için alınan bir karardı. Bir karardı. Ancak bu 90 gün uygulaması olduğu zaman herkes niye ben çekimi ödeyeyim muhabbetine başladı. Ve bu bizim ekonomimiz için çok büyük bir tehlike arz ediyor. Çekin itibarını ortadan kaldırıyor ve burada gerekli düzenlemeler ve uygulamalar işleme alınmazsa bizim çek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ticari hayatından çek tarihe gömülecektir. Yani çekin kullanımı kaybolacaktır. Ve bu çek kullanımı kaybolduğu zaman yine piyasamız daralmış olacaktır. Şu anda da biz duyuyoruz ve çok üzülüyoruz. Hesabı müsait olanlar bile ödememe yönüne gidiyor. Bunu biz tasvip etmiyoruz. Bizim yarın gazetelerde tam sayfa olarak bir ilanımız oluyor iş dünyasına. Bir duyurumuz olacak ki herkes çekini ödemeye gayret göstersin. Çekin karşılığı olmayanlar da kredi kullansınlar. Ve bu kredi kullanmayı zorlayıcı bir hale getirmek lazım. Evet, kredilerle ilgili başvuruda bazı evraklar istendiği ifade edildi. Yani daha önceki yaptığımız programlarda da yani bunun da esnetilmesi yönünde. Şimdi tabii ki şöyle, şimdi tabii biliyorsunuz size krediyi verecek olan bankadır. Bankalarımızın sermayesi de toplamış oldukları mevduatlardır. Şimdi burada da yani o bankanın kendi parası, kendi sermayesi değildir. Aman banka versin. Banka onu veriyor çünkü orada mudi olanın, yani o mevduatı yatıran kişinin parasını kullandırıyor. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın da zaten kontrolünde belli sistemler vardır. Bugün bankacılık sistemimiz güçlüdür. Neden? Çünkü Merkez Bankası'nın da kontrolünde ve bankaların uyguladığı politikalar neticesinde bugün tüm mevduatlar güvendedir. Ucu açık, şeyi olmayan, tutarı olmayan, karşılığı olmayan, muteber olmayan, bakın bu önemli, bak çiziyorum, muteber olmayan. Şimdi düşünün ki kredi almış, ödememiş. Kredi almış, ödememiş. Geçmişten bahsediyorum. Evet. Şimdi bugüne geldi, ben gene kredi istiyorum. Ödemiyor adam, ödemiyor. Yani ona bir daha kredi nasıl verecek? Anlatabildim mi? Ha, bir diğer konu. Şimdi bir sürü evraktan bahsediyoruz. Bir sürü evrak yerine bugün bankaların itibar ettiği bilançodur. Yani kayıt altında olan şirketler, hesabını düzgün yapan şirketler, bir muhasebeci de tutarak vergi beyanlarını yapmış olsalar ve bilançolarını sunmuş olsalar bankalara, o bilançoya, o bilançosuyla kefil de istemeden kredi alabilirler. Ama kayıt altında olacaksın. Hesabını düzgün olarak yapacaksın. Ve düzgün bir bilançon olacak. Bakacak, ha bu işletme iş yapıyor, doğrudur, kazanıyor. Ben kazanana veririm. Yani ticarette kural, yani bankacılıkta da kural budur. Yani kaybedene, zarar edene, zararsa, zarar ediyorsanız zararın üstüne size kredi kimse vermez. Bakın. Evet. Zarar edene vermez. Bizim ülkede hala daha biliyorsunuz şirketlerin yarısı zarar gösteriyor. Dünyada böyle bir uygulama yok yani. Bütün dünya bakıyor. Bir şirket bir zarar, iki zarar, üçüncü de oraya gidiyor, incelemeler gidiyor oraya. Bir dakika bakayım, sen neye zarar ediyorsun? Ha, sen zarar ediyorsan sen kapanacaksın. Çünkü sen etrafa da zarar veriyorsun. Yani gerçekten zararsa o. Yani böyle de bir etkin denetimin de getirilmesi gerekiyor. Şimdi sen vergi vermemek için zarar çıkarttığın bir bilançon varsa o bilançoyla tabii kredi alamazsın da. Şimdi tabii biz bunları hep bu krediler konusunda bizim önemli olarak söylediğimiz bir de şu vardır. Devleti de söylediğimiz. Bu kredi paketleri açıklanan imtiyazlı kredi paketleri. İşçilere verilecek destekler ve diğer kullandırılacak muafiyetler. İşte sosyal sigorta ihtiyaç sandığı diyoruz. Bu sürede hiç ödenmeyecek. Bunları devlet karşılayacak. Bunları belli esaslara bağlamanız lazım. Nedir? Biz özellikle iş dünyası olarak kimsenin işsiz kalmasını istemiyoruz. Biz istihdamımızı mücadele edeceğiz ne kadar bu insanları işte tutabilirsek. Dolayısıyla bunu gösteren firmalar bu paketlerden, istihdam desteğinden veya bu sosyal sigorta ihtiyaç sandığı ödeme
etmezlikten faydalanması gerekir. Ama gemisini kurtaran kaptan diye düşünen bir iş dünyası, ben kapattım, ben artık işleyemeyeceğim de, ben çıkarttım bu işçilerimi dışarı. Ona hiçbir teşvik, hiçbir destek verilmemesi gerekir. Peki bu noktada sağlıkta gördüğümüz örneği, bilim kurulu örneğini, ekonomik kurul gibi bir farklı oluşumda da görebilir miyiz? Yani başbakanlık bünyesinde ya da maliyenin evet. altında. Bunu da böyle bir şeye sıcak bakar mısınız? Tabii tabii, bunu da biz dillendiriyoruz. Biz mesela biliyorsunuz ki devamlı olarak basın bildirileri verdik ve devamlı olarak bu bizim ajandamızdaydı. Bir sağlık kriz komitesinin kurulması, ki sonuçta Dr. Sibel Siber Başkanlığı'nda bir sağlık kriz komitesi kuruldu. Bu sağlık kriz komitesi siyasetten arındırılmış olarak kurulan bir komite ve siyasi endişe ve siyasi yaşamadan, kaygı olmadan görüşlerini ortaya koyuyor. Ve bunu Sağlık Bakanlığı'na iletiyor. Yani orada bir öngörü var orada, bir çalışma var, bir yol göstericilik var orada. Bir siyasi kaygıdan uzak. Çünkü bizim maalesef toplumumuzda hala daha çok üzülüyoruz tabii bundan. Hala daha her ne kadar da denseler bile bu zamanda siyaset mi düşünülür? Bu zamanda siyaset mi yapılır? Maalesef yapılmaya çalışılıyor. Örneğin işte bu 90 güne çıkarılması, bu uzatmanın bize göre biraz siyaset kokuyor. Biraz siyaset evet. kokuyor. Aman herkesi memnun edeyim. Herkesi memnun etme noktası değil. Ekonomiye zarar vermeden, yani ekonomiye zarar vermeden hareket etmemiz gerekliliğine inanıyoruz. Dolayısıyla bir ekonomi kriz masası da kurulması lazım ki hem bu süreci içerisinde yaşanacak olan enstrümanları geliştirebilsin, fikirler ortaya koysun. Bir de bu krizin sonrasında bu ekonomimizi nasıl canlandıracağız, bunu derleyecek, toparlayacak. Devletin de içinde tabii olacağı, ama onun da içinde olacağı, özel sektör temsilcilerinin olacağı, iş dünyasının olacağı bir komitenin acilen kurulması lazım. Çünkü şunu diyoruz, yani şu anda zaten devletimizin kapasitesini de çok iyi biliyoruz. Yani herkesi orada 3-5 tane kamu görevlisinin sırtına bütün yükü yükleyelim, ama bunlar bizim için çalışsın, bunlar üretsin, bunlar her şeyi yapacak diye bir şey yok. Fikirden üstündür. Ve bu süreçte biz şunu diyoruz hep, birlik beraberlik olma sürecidir. Ben, sen yok, biz varız. Toplum olarak bunu hep birlikte, bir araya gelerek, dayanışma içerisinde başarabileceğimize inanıyoruz. Peki efendim, şimdi ülkede ticaretin iki ayağı var. Bir sanayi odası, bir de ticaret odası. Şimdi ticaret odası deyince hep böyle Türkiye'den ya da yurt dışından gelen malların bu ülke içerisindeki tedariğin zincirini oluşturan kurumdakilerin birleştirdiği örgüt. Doğru mu efendim? Evet, genelde yani, öyle. Baktığınız yapıyor. Tedarikte şu an bir sıkıntı yaşayacağız mı? Biz baktığımız zaman Türkiye'de de biliyorsunuz şehirler arası yolculuklar dahi izne bağlandı. Evet. Bu noktada Türkiye'den de buraya ciddi anlamda gıda ve benzeri ürünler geliyor. Bu noktada bir sıkıntı yaşayacağız mı? Yani muhtemeldir. Biz şu anda bir araştırma yapıyoruz kendi bünyemizde. Bu ithalatçılarda ellerindeki stokları bir analiz ediyoruz ve sıkıntıları var mı diye bir çalışma yapmaktayız şu anda. Bu konuda bilgi vereceğiz, ama bunun bir de şu tehlikesi var, bu çek konusunda biraz önce bahsettik. Şimdi tabii ki o çeki yazan kişi karşılığı olmadığı için, işini yapamadığı için mağdur duruma düşmüştür. Okey, kabul ediyoruz, saygı duyuyoruz, yardım edilmesi lazım, korunması lazım. Ancak ona mal ve hizmeti sağlayan kişi malı vermiş, belki 3 ay evvelden vermiş bu malı, belki 2 ay evvelden vermiş bu malı. Bu malı veren kişi parasını alamayınca bir mağduriyet yaşamıyor mu? Evet. Bir mağduriyet yaşamıyor mu? O da mağdur. Onun mağduriyetini giderici hiçbir şey yok ortada. Yani şimdi, bu kararların içerisinde. Şimdi bunlar parasını alamayınca, bu tedarikçiler parasını alamayınca ve karşı tarafa da taahhütlerini yerine getiremeyince, çünkü bu iş zincirleme birbirini etkiliyor. Türkiye'deki firma ne diyecek? Parayı bana peşin gönder, sana malını vereyim. Nasıl bunun içinde bu çek kullanımı da tarihe karışacak diyoruz. Çeke itibar etmeyecek satıcılar. Ben malımı nakit satarım diyecek. Ve o zaman hep bu ikmal yolları sıkışacak. Dolayısıyla malın da buraya gelmesinde bazı
engeller ortaya çıkabileceği endişesindeyiz. Yani neticede dediğiniz gibi yani ben işte KKTC Bakanlar Kurulu böyle bir karar aldı. 90 gün çekim bekleyecek diye İstanbul'daki adam, Ankara'daki adam, İzmir'deki adam bilmez. Neticede o da üretip size gönderdiğinde karşılığında bir beklenti içerisinde olacak. Yani bu noktada sizin de uyarlarınızın önem arz ettiğini düşünenlerdenim ben de. Yani kısaca efendim toparlayacak olursak yani önümüzdeki günlerde tedarikte bir problem olur mu yoksa bunu yani aşacak anda, mıyız yani? Şu anda olmayacağını sanıyorum. Hı-hı. Çünkü şöyle bir durum var. Biliyorsunuz ki bizim ithalatçılarımızın satışlarında da yani geçmiş döneme göre satışlarında da %50'ye varan bir düşüşler yaşanacaktır, hı-hı, önümüzde. Çünkü ülkemizin en önemli sektörlerinden biri olan turizm şu anda tamamen kapalı. Ne zaman başlayacağı belli değil ki. Bunlar en fazla tüketimi yapan bölgelerdi. Yani büyük alıcılardı bu gıda malzemelerinin vesairelerinin. Aynı şekilde öğrencilerin ülkelerine dönmesi, yurtların kapanması vesaire. Dolayısıyla zaten talepte bir düşüş var, vardır, olacaktır da, bu yaşanmaktadır. Yani bugün işte açık kapalı tartışmalarında da bu önemli bir etken olarak ortaya çıkıyor. Biz açığız diyor ama biz kamu hizmeti yapıyoruz diyorlar. Biz bu malı işte isteyen yere veriyoruz ama biz eskiden 100 satarken şimdi satışımız 30'a 40'a düştü. Ama yine yanımızda o 100'ü satacak personeli muhafaza ediyoruz. Dolayısıyla bizim gelirlerimizde de düşüş var ama giderlerimiz aynı. Evet. Aynı. Dolayısıyla biz onun için diyoruz ki açık kapalı ayrımı yapılmaksızın adaletli bir şekilde bu desteklerin verilmesi gerekir. Bu noktada sizin de çalışanlarınızı desteklediğinizi bizler de biliyoruz. Çalışanlarınızdan gelen mesajlar da var. Onlar da sizlere teşekkür ediyorlar. Evet. Biz yani bunu kendimizle yapmak sorumluluğu ve bilincindeyiz. Bunu aynı zamanda biz bütün iş dünyasına da aynı şekilde bunu telkin ediyoruz, söylüyoruz. İyi de bir örnek oluyorsunuz efendim. Yapmak lazım çünkü yarın işlerimizi koyduğumuz, yani iş, sahip çıkmamız lazım. Çünkü bu işe işimize devam edeceğiz. Bu ülkeden gidecek olan, bu ülkeyi terk edecek olan en son iş dünyasıdır. Bakınız, en son iş dünyasıdır. Çünkü bu ülkeye yatırım yapmıştır. Bu ülkeye yatırım yapmıştır. Her şeyini bu ülkeye bağlamıştır. İşte sanayi kurmuştur, imalat kurmuştur, çiftlik kurmuştur, mağaza açmıştır vesaire yapmıştır. Yani buraya bağlıdır. Biliyorsunuz ki mesela yurt dışı vizelerinde bile insanlara şu sorgu yapılıyor. Neyin var? Ne iş yapıyorsun? Falanı var. Bakıyorlar o ülkede senin dikili bir ağacın, bir şeylerin var mı? Yani bu ülkeye seni bağlayacak bir şeylerin var mı diye sorguluyor ülkeler size vize verirken. Yoksa hiç böyle bir şeyin olmadığında o zaman sizi tekrar böyle bir, onları böyle bir inceliyorlar. Acaba bu insan gelip burada mı yaşamaya devam edecek? Geri yoksa geri dönecek mi? Kesinlikle. Dolayısıyla bu iş dünyası ve iş yapan insanlar, özel sektör bu ülkeyi en son terk edecek olanlardır. Bu ülkede kalacağımıza göre bu işlerimize devam ettireceğiz. Bugün iş yanımızdaki emekçilerimize sahip çıkmamız lazım. Çünkü yarın işimize başladığımızda bu yetiştirdiğimiz, bize hizmet eden kişilerin bulamayacağız belki de. Tekrar mı gireceğiz? Yani şimdi iş dünyasının kira sorunları da var, işte elektrik sorunları da var. Su, yani su gene nispeten daha uygun fiyatta ama elektrik ve kira iş yerlerinin çok ciddi giderleri. Evet. Bunlarla ilgili koronavirüs öncesi ve koronavirüs sonrası diye tanımlarsak nasıl olacak? Şimdi yani bu şöyle, açık evleri de kapsayacak. Bütün Kıbrıs'taki hayatı kapsayacak şekilde değerlendirirseniz. Yani, tabii ki burada serbest piyasa kuralları uygulanmaktadır. Dolayısıyla arz talep meselesidir, hı, her zaman için. Ama biz diyoruz ki yeni, yani bu işe, bu şeyi atlattığımız zaman, bu virüsü ve yeni hayata başlayacağımız zaman her şey bıraktığımız noktada olmayacak. Yani 13 Mart öncesini kimse hayal etmesin. Her şeyimiz, yani sosyal yaşantımızda, davranışlarımızda, kendimize bakımımızda her şey değişecektir. İş dünyası da değişecektir. Her şey değişmek mecburiyetinde ve zorundadır. Dolayısıyla burada işte yeni kurulacak düzende, diyelim yeni kurulacak düzende herkes... Yani birçok şeyi düşmüş olarak başlayacak. Yani yaşam şeklimiz bile değişecek. Harcamalarımız da değişecek. Sosyal yaşantımızda epey değişiklikler olacak.
kendimize daha çok bakar olacağız. Dolayısıyla bir iş yerinde de baktığımızda bugün o iş yeri kapasiteleri düşecektir. Dolayısıyla eski kazançlar ortaya çıkmayacaktır. Şimdi birçok iş yerinin kapanabileceği olabilir. Nasıl işte birçok talebe buradan gitmiştir, yurtlar boşalmıştır, kiralık evler boşalmıştır. Kiracı bulmakta zorlanacaklar, örneğin hane fiyatlarında düşüşler yaşanacaktır. Yani memleketin kapasitesine göre, gelirine göre fiyatlar oluşur. Harcama da öyledir, mağazaların ödeyeceği kiralar da öyledir. Ödeyemeyecek, boşaltacak. Boş mu kalsın, yoksa ben tekrar kiracımla normal makul şartlarda anlaşma mı yapayım diye mal sahipleri de bu yola başvuracağına inanıyorum ben. Eğer hesabını kitabını bilen mal sahipleri kiracısından memnunsa, kendisine her ay tıkır tıkır ödüyorsa, değişen bu gelişen zamanda diyecek ki ben senden işte buradan 4000 istenden alıyordum dere boyunda bu dükkanda ama 2000 yapalım bunu da sen kal burada, devam et işine diye tekliflerin geleceğine inanıyorum ben şahsen. Peki ne zaman ticari hayat normale biner size göre? Yani Sayın Başbakan'ın da bir açıklaması vardı. Onundan sonra acaba paket servisiyle olan iş yerleri açılabilir mi gibi. Artı bir de kendimize bakacağız dediniz. Oradan da bir şey söyleyeyim. Berberin kıymetini almadık yani. Evet, berbere de gidemiyoruz belli. Şimdi şöyle, tabii ki onundan sonra bazı sektörlerin açılması konuşuluyor. Odamızdan da bir görüş talep edildi. Neler yapılabilir? Biz oda olarak önce şunu yapıyoruz. Pazartesi günü bunu ilgili yerlere bunu paylaşacağız. Bugün bizim de üyesi olduğumuz ICC dediğimiz Dünya Ticaret Odaları Kurumu'nun iş yerlerinde, açık olan iş yerlerinde uygulanacak olan standartlarla içeren bir bilgi paylaşıldı bizimle. Biz bunun Türkçe tercümesini yapıyoruz şu anda ve diğer kaynakları da toparlayarak pazartesi günü bunu rapor olarak ilgili mercilere sunacağız. Yani açılacak olan iş yerleri veya mevcut iş yerlerinde bir standarda girmek lazım. Ne gibi tedbirler alınması lazım bu virüse karşı ve sağlık koşullarının tamamen yerine getirilmesi için. Ve bunlar bir nizamname gibi uygulanması lazım. İnsanların mesafe aralığı, bir metrekarede kaç kişi içeride olabileceği vesaireler konusunda bir standart hazırlıyoruz. Bir uygulama standardı hazırlıyoruz. Bunu da paylaşacağız şeylerle. Şimdi neler açılacak? Şimdi tabii ki özellikle paket servislerin açılmasını biz de destekliyoruz. Paket servis, yani gelip orada oturmak. Evet. Bu paket servistir. Çünkü bu ülkede hala daha birçok öğrencinin olduğu bilgisi elimizdedir. Evet, şu an yani 60 bine yakın giden var ama 30 bin tane öğrenci olduğu var burada. Evet. Şu anda. 30 bin tane bu öğrencinin paket servis ihtiyacı olabilir. Yine bu ülkede birçok işçi vardır olan, ev hayatı değildir. Yok. Onlar da paket servise ihtiyacı olabilir. Yine ülkemizde açık olan işte daireler var, açık olan iş yerleri var. Bunların da ihtiyaçları olabilir çalışanlar için. Paket servisin açılmasında yarar var. Çünkü biliyorsunuz ki şimdi hep e-ticaret konuşuluyor. Bugün e-ticareti de oturduğunuz yerde, evinizde, bilgisayarınızda yaptığınızda birinin size onu getirmesi lazım. O da bir noktada bir paket servistir. Yani bugün online'a geçelim, işletmelerimizi dijitalleştirelim. İşte herkes evinde oturduğunda siparişini versin. Tamam, ona onu kim götürecek? Yine bir kuryenin götürmesi gerekir. Evet. Bir ulaşımın olması gerekir. Mehmet Besim çok güzel anlattı. Duruma katılıyorum demiş. Teşekkür ederiz. Artık programımızın da sonuna geliyoruz. Kısa bir son mesajınızı alalım. Ondan sonra biz de kapanışı verelim. Evet. Bizim ilk mesajımız, son mesajımız aynıdır. Evde kal, güvende kal. Önce sağlık, sonra sağlık ve sıhhatimiz ve gıdamızı almamız lazım. Fakat bu süreçte hep söylüyorum, birlik ve beraberlik içerisinde bu krizi kimse şahsi fırsata çevirmeye çalışmasın. Gemisini kurtaran kaptan yok. Ayrı ayrı gemilerde değiliz. Hepimiz bir gemideyiz. Batarsak hep beraber batacağız. Ve çıkarsak da hep beraber çıkacağız. Hep beraber çıkmanın yolu da
birlik ve beraberlikten geçer. Dolayısıyla ben hala daha şeyle karşılıyorum. Yani bu sosyal medyada eleştiriler var vesaireleri var. Herkes birbirinin hatasını bulmaya çalışıyor, önü ön plana çalışıyor. Biraz pozitif olalım arkadaşlar. Birbirimize psikolojik destek verelim. Birbirimize güven verelim. Birbirimize dayanışma gösterelim. Ben hep bunları görmek ve özlemekteyim hala daha. Bu durumdayız. Ve iş yerlerimiz kapandı. Ne olacağımız belli değil. Ne yapacağımız belli değil. Yine de hala daha birbirimizle kavga ediyoruz. Bu bize hiç yakışmıyor. Bizim artık birbirimize destek olmamız, birbirimizin ayıbını bulup da onun üstüne sosyal medyada onu küçük düşürücü hakaretler edercesine duruma getireceğimize, onu nasıl üzmeyeceğiz, nasıl onu da kazanacağız, nasıl birlik olacağız, bunları düşünebilirsek, birlik beraberlik içerisinde olursak bu işi en az zararla atlatacağız. Zararsız olmaz. Yani biz zarar ödeyeceğiz, evet, bir bedel. Ama çok teşekkür ederiz efendim. Ama bu kafamızı değiştirmezsek halimiz perişan. Onu da söyleyeyim. Çok teşekkür ederiz. Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Sayın Turgay Deniz bizlerleydi. Ekonomiyle ilgili görüşlerini paylaştı. Bu yayının sizlere ulaşmasında yardımcı olan yönetmen arkadaşımız Örsan Balıkçıoğlu'na teşekkür ederiz. Şimdi kısa haberleri vereceğiz. Ardından Kanal T yayınına devam edecek. Bizler yarın yine Kanal T ekranlarında, gazete programlarında sizlerle birlikte olacağız. Esen kalın.